Değerli izleyenlerim, bugünkü Rahman'ın ayetleri programımızda Nisa suresi 155-162. Ayetler arasını değerlendireceğiz. Allah-u Teala burada İsrailoğulları ile alakalı bazı durumları nazara veriyor ve Hazreti İsa ile alakalı bazı durumları nazara veriyor. İsrailoğullarının bir takım yanlışlarına dikkat çekip bizim de benzeri yanlışlara düşmememiz için uyarılarda bulunuyor. Şöyle ki, فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ Onlar Allah ile yapmış oldukları sözleşmeyi bozmaları sebebiyle وَكُفْرِهِمْ بِاَيَاتِ اللّٰهِ Allah'ın ayetlerini inkar etmeleri sebebiyle وَقَتْلِهِمُ الْاَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ hak haksız yere peygamberleri öldürmeleri sebebiyle وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْف kalplerimiz örtülü demeleri sebebiyle biz onları cezalandırdık. Yani Allah-u Teala durup dururken hiçbir topluluğu veya hiçbir ferdi cezalandırmaz. Hak edene ceza verilir. İsrailoğulları da tarihin köklü milletlerinden, Kur'an-ı Kerim onların kıssalarından bize hayli anlatıyor. Kur'an-ı Kerim bunları anlatırken ibret almamız, ders almamız için bize anlatıyor. Onlarda görülen haller bizde de görülebilir. Nitekim Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyor. Sizden öncekilerin gittiği yola karış karış adım adım siz de gireceksiniz, gideceksiniz. Hatta onlar bir kertenkele deliğine girseler siz de o delikten geçeceksiniz. Sahabe soruyor, Yahudi ve Hristiyanları mı kastediyorsunuz ya Resulallah? Peygamberimiz ya kim diyor, elbette onları kastediyorum. Demek ki onlarda görülen haller ümmeti Muhammed'de de görülebilmiş ve görülebilmekte. İşte Allah ile yapılan sözleşmeyi bozmak. Hepimiz ezel canibinde Allah-u Teala'ya söz verdik. Ve Elestü bi Rabbikum, ben sizin Rabbiniz değil miyim dediğinde Cenab-ı Hak ruhlarımız bela ile cevap verdi. En azından Allah ile böyle bir sözleşmemiz var. Bu dünyada da Rabbim Allah diyebilmek herkesin bir vazifesi. Ama bir kimse Rabbim Allah demiyor, başka şeyleri ilah kabul ediyorsa Allah ile yapmış olduğu sözleşmeyi bozmaktadır. Sadece Allah'a ibadet etmesi gerekirken, diyelim ki buzağıya tapmak gibi, ineğe tapmak gibi veya bir takım putlara tapmak gibi yanlışlar içerisindeyse, bu insan yine Allah'a vermiş olduğu sözü bozmuş demektir. Allah'ın ayetlerini inkar etmek, Allah'ın ayetlerine nankörlük yapmak, Allah'ın ayetleri hem ilahi kitaplarda kendini gösterir, hem de kainat ilahi ayetlerle dopdolu. İşte gece gündüz Allah'ın ayetlerinden, güneş ay Allah'ın ayetlerinden, bize olan bütün nimetler Allah'ın ayetlerinden, bunlara nankörlük yapmak, bu da kötü bir özellik. Ve İsrailoğulları ile alakalı kötü bir özellik şeklinde haksız yere peygamberleri öldürmek. Zaten bir peygamber haklı yere asla öldürülemez. Onlarda böyle zulümler de görülmüş. Ve bir de kalplerimiz örtülü demeleri. Yani peygambere muhatap oluyorlar. Mesela peygamberimiz dönemi düşünüldüğünde ehli kitaptan olan bu kimseler peygamberimize muhatap oluyorlar. Ama peygamberimizin o keskin beyanatı bile onların kalplerine işlemiyor. Çünkü kabul etmemeye niyetlenmişler. Ve bunu ifade ederken de diyorlar ki bizlerin kalbi örtülü. Artık o kalbe bir şey girmiyor. Veya gulubuna gulf ifadesi, bizlerin kalpleri ilimle, hikmetle dopdolu. Yani senden öğrenecek bir şeyimiz yok. Biz bize yeteriz. Bu manada bir istina. Bunu da ifade edebilir. Bel taballahu aleyha bi küfrihim. Bilakis Allah onların küfürleri, inkarları veya nankörlükleri sebebiyle o kalpleri mühürlemiştir. فَلَا يُؤْمِنُونَ اِلَّا قَل۪يلًا Artık onlar çok az iman ederler. وَبِكُفْرِهِمْ Ve küfürleri sebebiyle وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظ۪يمًا Ve Meryem'e karşı büyük iftira etmeleri. Bu sebeple de onları cezalandırdık. Yani buradaki küfür hem inkar hem nankörlük manasında değerlendirilebilir. Ve bir de Hazreti Meryem'le alakalı Yahudilerde iftira tarzında bir inanış var. Ve onlar Hazreti İsa'yı
doğrudan Allah'ın Meryem'e üflediği bir ruh şeklinde kabul etmek yerine güya onların kabulüne göre Meryem'in nişanlı olduğu birisi var. Böyle bir beraberlikten meydana gelmiş bir çocuk şeklinde görüyorlar. Bu da Hazreti Meryem gibi iffet abidesi bir insana en büyük bir iftira. Kur'an-ı Kerim Hazreti İsa'nın doğrudan doğruya Meryem'e üflenen bir ruh olarak vücut bulduğunu, babasız yaratıldığını bize anlatır. Ama Yahudilerin kabulünde İsa normal diğer insanlar gibi meydana gelmiştir. Ve bu da böyle bir inanış Hazreti Meryem'e bühtan oluyor, iftira oluyor. Ve gavlihim inna gatelnel mesih İsa ibn Meryem'e Resulallah. Ve şöyle demeleri, biz Mesih'i, yani Meryem oğlu İsa, Allah'ın Resulü olan Meryem oğlu İsa'yı öldürdük demeleri. وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ Halbuki onu öldüremediler, onu çarmıha geremediler, asamadılar. وَلَاكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ Lakin bu noktada şüpheye düşürüldüler, iş kendilerine karıştı. Değerli izleyenlerim, burada Hz. İsa'ya Mesih denilmesi üç açıdan belki değerlendirilebilir. Hz. İsa'ya Mesih denilmesi çok seyahat etmesi sebebiyle, yani kelime seyahat kökünden gelebilir ve Hz. İsa da peygamberlik döneminde bir yerde pek durmamış, devamlı seyahat halinde insanlara Allah'ın dinini anlatmış. Bir başka manası mesaha, yani silmek, izal etmek, meshetmek anlamı. İşte İsa Aleyhisselam cüzzamlı hastaları elinin temasıyla şöyle temas ettiğinde onları iyileştirmiş. Bu açıdan da Mesih denilebilir. Bir başka yönü ise Hz. Musa'nın dini insanlarla alakalı bir takım ağır hükümler ihtiva ederken Hz. İsa daha kolay bir şeriatla, daha kolay bir dinle geliyor. Eski dinin hükümlerini bir nevi lağvetmiş oluyor. Yeni kolay bir dinle geldiğinden bu noktadan da Mesih denilmiş. İşte bugünkü İncil'lere göre ve Yahudilerin yine kabulüne göre Mesih'i biz öldürdük diyorlar. Ve burada İbn-i Meryem olarak ve Allah'ın Resulü olarak da ifade ediliyor. Meryem'in oğlu Allah'ın Resulü Mesih'i biz öldürdük demeleri. Peki onu Allah'ın Resulü olarak kabul ediyorlar mıydı? Hayır, kabul ettiklerinden değil. Ama en azından işte o kendini Allah'ın Resulü kabul ediyor ama biz onu öldürdük. Bu anlamda değerlendirilebilir. Veya doğrudan doğruya Allah-u Teala Meryem'in oğlu Allah'ın Resulü olan bir kimseyi onların öldürmelerini çok büyük bir cinayet olması açısından nazara veriyor olabilir. Ama öldürebildiler mi? Hayır, öldüremediler. Peki onu çarmıha gerebildiler mi? İşte günümüzdeki haç bunun bir misali, sembolüdür. Hz. İsa'yı çarmıha gerdiklerini kabul ediyorlar. Hristiyanlar da gerçi bu şekilde kabul ediyor. Onlara göre Hz. İsa çarmıha gerildi ve Yahudiler tarafından öldürüldü. Kur'an-ı Kerim onun öldürülmediğini bize söylüyor. وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ Onu öldüremediler, onu asamadılar. وَلَاكِنْ شُبِّيَ لَهُمْ Lakin onlar şüpheye düşürüldüler. Acaba şüpheye düşürülmeleri ne demek? Bununla alakalı kitaplarda değişik rivayetler var. İşte Hz. İsa'yı ihbar eden İsa şekline çevrildi, onu öldürdüler. Böyle bir açıklama var. Veya Hz. İsa'nın havarilerinden olup da ona hıyanet eden, onu ihbar eden kimse İsa şekline çevrildi, onu öldürdüler. Bu manada var. Daha başka bir takım rivayetler de bulunmakta. Doğrusu biz de şu noktada işin ayrıntılarını biliyor değiliz. Ama Kur'an-ı Kerim onun Allah'a yükseltildiğini, işte Yahudilerin onu öldüremediğini bize bildiriyor. Ama ayrıntıları nelerdir? Nasıl kurtuldu? Nasıl semaya yükseltildi? Bunlar işin biraz ayrıntısı. Ve bu ayrıntıları şu dünya hayatında çok da net olarak bilemeyeceğiz. İnsanlar bir takım araştırmalarla bazı gerçeklere ulaşabiliyor. Ama bir kısım meseleler yine gayb sınırlarında kalıyor. Racmen bil gayb yapıp gayba taş atmak tarzında kesin bir
şekilde hükümler vermek uygun değil. Kur'an-ı Kerim'in ana hatlarıyla bildirdiği noktalarda o çizgilere riayet etmek daha uygun olacaktır. Ve innel lezîne ihtelafu fîhî, onun hakkında ihtilafa düşenler, lefî şekkin minhu, ondan bir şek, bir tereddüt içindedirler. Yani gerçekten öldürdük mü emin değiller ve aralarında bu konuda çok değişik görüşler var. Tek bir görüş hakim değil. Mâ lehum bihi min ilmin, onların bu konuda herhangi bir ilmi yok. İllettiba'a zan, ancak zanna tabi oluyorlar. İnne zanne la yugni minel hakkı şey'e, yani zan hak ve hakikatten bir şeyi ifade etmez. İnsan çok şeyler zannedebilir ama zannetmekle o öyle anlamına gelmez. İşte Hazreti İsa ile alakalı da insanlar, gerek Yahudiler gerek Hristiyanlar, kat'i bir bilgiye sahip değiller. Bir takım zanların peşindeler. Halbuki zan gerçeğin yerini tutmuyor. وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا, yakini bir şekilde, yani şüphelerden uzak, tamam bu İsa'dır şeklinde, biz İsa'yı öldürdük şeklinde kesin bir tarzda onu öldüremediler. Bel رَفَعَهُ اللّٰهِ اِلَيْهِ, Allah onu yükseltti. Allah onu kendisine yükseltti. Acaba Allah'ın kendisine yükseltmesi ne demek? Genelde bu şöyle açıklanıyor. Yani Allah onu semaya yükseltti. Dünyevi cismiyle beraber onu semaya adeta ışınladı. Yani günümüzde ışınlama, böyle şeyler konuşuluyor. İnsanlar önce sesi naklettiler. Ardından görüntüyü naklettiler. Şu anda biz bu görüntüyü nakletmenin doğrudan içindeyiz. Ve bir insan bir anda dünyanın her tarafında görülebiliyor. Bu görüntünün nakli. İleride bunun belki daha ilerisi olacak, daha gelişmiş şekli olacak. Ve bir insanı ışınlama yoluyla bir anda çok uzak bir yere götürmek imkanı olacak. Şu an için bunlar teori, henüz yapılabilmiş şeyler değil. Ama araştırmalar devam ediyor. Eğer bu gerçekleşirse, şu anda burada bulunan bir insan ışınlama yoluyla görüntüsünün gitmesi gibi maddesiyle de başka bir yere gidecek. İşte Allah-u Teala her şeye kadir. Nasıl dilerse öyle yapar. Ama anlaşıldığı kadarıyla, İslami eserlerde anlatıldığı kadarıyla İsa Aleyhisselam dünyevi cismiyle beraber semavatta, sema tabakalarından birinde kendine mahsus bir derecede, mertebede bulunmakta ve böylece onların ölümüyle, öldürmesiyle değil, doğrudan Allah'ın yükseltmesiyle semaya yükseltilmiş. Aslında vefat edenlerin ruhları zaten semaya yükseltiliyor. Ama Hazreti İsa ile alakalı, demek ki onlar öldürmeden Allah onu semaya yükseltti. Bu anlamda bir farklılık söz konusu. Hazreti İdris ile alakalı da yine Allah'ın yükseltmesinden Kur'an-ı Kerim'de bahis vardır. Bu açıdan bazı İslami eserlerde Hazreti İdris ve Hazreti İsa'nın farklı bir hayat mertebesinde oldukları söylenir. Acaba İsa Aleyhisselam ahir zamanda tekrar gelecek midir? Bu konuda Kur'an-ı Kerim ayetlerinde doğrudan bir hüküm bulmamız zor. Net bir hüküm yok. Belki bazı işaretler var ama bunlar da kesin olmaktan uzak. Hadis-i şeriflerde ise İsa Aleyhisselam'ın ahir zamanda tekrar geleceği, Peygamberimizin ümmetinden olacağı, onun diniyle, şeriatıyla amel edeceği, domuzu öldürüp haçı kıracağı, cizyeyi kaldıracağı ifade ediliyor. Bunlardan murat nedir? Bunlardan murat, bir yönü belki şöyle olabilir. Nasıl ki Hazreti Hızır gibi bazı gayb erleri bazılarına görülüyormuş. Evliya menkıbe kitaplarında bunlar anlatılır. Ve bu gibi olaylarda yer verilir. Allah-u Teala dilerse Hazreti İsa'yı da bazılarına gösterir. Ama işin ayrıntıları nasıl? Doğrusu bu konuda net bir şey söylemek zor. Bu imtihanın bir parçasıdır. Dolayısıyla İsa Aleyhisselam diyelim gelse, bazılarına görülse, herkesin onu gerçek İsa olarak bilmesi lazım değildir. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam son peygamber olarak gelmiştir. Görevini yapmıştır ve onun dini bütün insanlığa hitap etmektedir.
Ve kâne Allahu azizen hakime, ve Allah azizdir, hakimdir. Ve in min ehlil kitab, ehli kitaptan hiçbiri yoktur ki illâ le yu'minenne bihi kable mevtihi, ölümünden sonra ona iman edecek olmasın. Acaba bundan murat ne? Ehli kitabın her biri ölümünden önce ona iman edecek. Bazıları tefsirlerde şöyle bir durum nazara vermişler. Ahir zamanda İsa aleyhisselam gelecek. Ehli kitabın tamamı ona iman edecek. Ayeti böyle anlamak ibare olarak pek de uygun değil. Şöyle anlamak herhalde daha uygun olacak. Yani peygamberimiz geldiğinde herkes iman mı etti? Yok, iman etmedi. En yakınlarından bile inkar edenler oldu. Faraza, farzı misal, İsa aleyhisselam ahir zamanda gelse bütün ehli kitabın ona iman etmesi yine düşünülemez. Bu meselenin bir yönü. Ama buradaki zamir ehli kitaptan olan kimselere racim. Yani ehli kitaptan olan herkes ölümünden önce, kendi ölümünden önce ona iman edecek. Yani Hazreti İsa aleyhisselamın gerçek şahsiyetini o anda görecek, iman edecek. Nasıl ki kafirler Allah'a iman etmiş oluyorlar. Ölüm meleği geldiğinde artık iman ediyorlar ama o imanın faydası yok. Ehli kitap da ölürken Hazreti İsa'nın gerçek şahsiyetine iman edecekler ama bu iman onlara fayda vermeyecek. Ve yevmel kıyame yekunu aleyhim şehide, ve kıyamet günü onların aleyhinde Hazreti İsa şahit olacak. Febi zulmin minellezine hadu, o Yahudilerden bir zulmün neticesi olarak harramna aleyhim tayyibatin uhillet lehum, daha önce kendilerine helal kılınan bir takım temiz şeyleri onlara haram kıldık. Ve bi saddihim an sebilillahi kethira, Allah'ın yolundan çokça men etmeleri sebebiyle onlara bir takım helalleri haram kıldık. Adeta sıkı yönetim gibi. Normal bir ortamda insanlar hür ama sıkı yönetim uygulandığında bir takım hürriyetleri ellerinden alınıyor. Yahudiler de Allah'ın yolundan alıkoymaları ve bir takım zulümleri sebebiyle normalde helal olması gereken bazı şeyler onlara haram kılınmış. Ve ahzihumur ribe, ve faizi yemeleri sebebiyle vakat nuhu anhu, halbuki bundan yasaklanmışlardı. Ve eklihim emvalen nas bil batıl, ve batıl şekilde insanların mallarını yemeleri, rüşvet gibi haram bir takım yollarla insanların mallarını yemeleri, bundan dolayı da onları cezalandırdık. Ve a'tedna lil kafirine minhum azaben elime, ve onlardan kafir olanlara, inkarcı olanlara elim bir azap hazırladık. Lakinir rasihuna fil ilmi minhum, lakin onlardan ilimde kökleşmiş olanlar, vel mu'minune, ve müminler, yu'minune bime unzile ileyke, sana indirilene iman ederler. Ve ma unzile min gablik, ve senden önce indirilene iman ederler. Vel mukiminas salate, ve özellikle bunlar namaza dikkat ederler. Namazı dosdoğru kılan kimselerdir. Vel mu'minune vel mu'tunez zekate, ve zekatı veren kimselerdir. Vel mu'minune billahi vel yevmil ahir, Allah'a ve ahiret gününe inanan kimselerdir. Ulaike, işte bunlar, senutihim ecran azime, biz bunlara çok büyük bir mükafat vereceğiz. Cenab-ı Hak bizleri Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın gittiği yolda gidenlerden eylesin. Bir başka programımızda beraber olmak ümidiyle hayırlı günler diliyorum.